Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir ekonomi politika programında daha sizlerle birlikteyiz. Evet, programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Gerek sosyal medyadan gerekse WhatsApp üzerinden sorularınızı saygıdeğer konuğumuza ve şahsıma iletebilirsiniz. Evet, programın içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Bugünkü programımızda salgın hastalıklar sonrası iktisadi krizler, Covid-19 salgınının istatistiki analizi ve ekonomik etkilerini konuşacağız. Biliyorsunuz bir pandemi sürecindeyiz. Bir Covid-19 salgınıyla, koronavirüs isimli bir salgınla mücadele ediyoruz. Türkiye ve dünya ekonomisini ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm bu konuları konuşacağımız, bu konuların uzmanı, kamuoyunun yakından tanıdığı, birçok bilimsel ve akademik çalışması olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ziya Gökalp Göktolga'yı konuk ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Metin Bey. Hocam sizi tekrar konuk etmekten çok mutluyuz. Bu vesileyle de sizden çok önemli ve değerli bilgiler alacağız. Ve özellikle de koronavirüs, Covid-19 isimli salgınla ilgili. Evet, programın başında da ifade ettiğim gibi bir salgınla karşı karşıyayız hocam. Koronavirüs, Covid-19 isimli bu salgın hastalığın ciddi anlamda Türkiye'de ve dünyada olumsuz etkileri var dedik. Dünyada meydana gelmiş önemli salgın hastalıklar ve bunların ekonomik etkilerinden bahseder misiniz? Geçmişte de oldu, şu anda da var. Buyurun hocam. Evet, öncelikle sevgili seyircilerimize saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Salgın hastalıklar aslında insanlık tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Yalnız eski dönemlerde salgın hastalıklar ilaç sanayinin, aşı sanayinin, efendim sağlık sisteminin çok fazla gelişmemiş olması sebebiyle çok insan sağlığı üzerinde ciddi yıkıcı etkilerinin olduğu görülüyor. Biraz Evet sonra hocam. da bunların örneklerini de vereceğim. Olduğu görülüyor. Günümüzde yaşanan salgın hastalıklar ise biraz daha sağlık sistemindeki ilerlemeler sebebiyle, tıp alanındaki ilerlemeler sebebiyle nispeten insan sağlığı açısından daha koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Ama ekonomik anlamda bunu söyleyemiyoruz. Ekonomik anlamda çok ciddi olarak bir yıkımı gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz salgın hastalıkların. Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin dünya ekonomisi 1960 yıllarında, Dünya Bankası verilerine esas alarak söylüyorum bunu. 1960 yıllarında 1,37 trilyon dolarlık bir gayri safi hasıla oluşturuyor. 2018 yılı verili, en son 2018 olduğu için 2018'i söylüyorum. 2018 yılı verileri itibariyle ise 68 milyar dolarlık, trilyon dolarlık bir gayri safi hasılaya ulaştığını görüyoruz. Yani 60 yılından 2018'inde yaklaşık 58 yıl geçmiş, dünya ekonomisindeki ölçek olarak büyüme 62 kat. Yani çok büyük Evet. bir büyüme var dünya ekonomisinde. Dünya ekonomisinin bu kadar hızlı büyüyor olması da ister istemez frene basma konusunda da sıkıntı yaratıyor. Bir tarafta insan sağlığı, bir tarafta ekonomi. İşte arada kalmanların sebebi de bu. Çünkü ekonomiyi durdurma şansınız yok. Çok büyümüş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Çarklar çok hızlı dönüyor. Bu kadar hızlı dönen çarkları durdurduğumuz zaman istihdam anlamında, üretim anlamında, tedarikler anlamında ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden olabiliyor. Dünya üzerinde görülen büyük salgınlara şöyle kısaca değinecek olursak, belli başlı salgınlardan örneğin milattan sonra 1156 yıllarında Büyük Roma İmparatorluğu'nda görülen bir salgın söz konusu. Bu salgın Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun yaklaşık olarak üçte birini
yok ettiği görülüyor. Ve Doğu seferlerinden dönen Roma askerleri tarafından getirildiği tahmin ediliyor. Bunların bu virüs, bu veba salgınının, en büyük etkisi de ekonomik anlamda enflasyon oluşturması. %1,5 milyon enflasyon oluşuyor. Yani devasa bir enflasyon. Bunun sebebi ise işte nüfusun ciddi oranda kaybedilmiş olması. Bununla birlikte ürün tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor olması. İstihdamda sıkıntılar yaşanıyor olması. Ve mal konusunda kıtlık yaşanıyor olması sebebiyle ciddi bir enflasyon yaşanıyor. İşte bu enflasyonun bu kadar büyük boyutlarda yaşanıyor olması sebebiyle para sistemi çöküyor. Evet hocam. Parasal sistem çöktüğü için de lejyoner olan askerlerin maaşları dahi salis denilen, Latince salis kökünden gelen tuz ile ödemeler yapılıyor. O evet. Dönem tuz çok önemli bir ürün. Paranın yerine mi geçiyor? Tabii tabii. Paranın yerine geçiyor. Çünkü parada o kadar büyük bir enflasyon var ki artık o parayı kimse almak istemiyor. Parasal sistem çöktüğü için salis ile ödeme yapılıyor. Hatta bu salis İngilizce'de salary, yani evet, maaş kelimesinin kökeni de hatta oraya dayanır. Tuz ile ödemeler yapılıyor. Tuz değerli bir ürün. Çünkü hem gıdanın korunmasında kullanılıyor, hem de günümüz şartlarına göre çıkarılması biraz daha zor olduğu için o dönemlerde değerli bir ürün ve ödemelerinde salis ile yani tuz ile yapıldığını görüyoruz. Yine Doğu Roma İmparatorluğu'nda, yani Bizans İmparatorluğu'nda da 500 milattan sonra 550'li yıllarda bir büyük bir veba salgınının olduğu görülüyor. Burada da yine Bizans'ta görülüyor. Konstantinopolis'te bu yoğun olarak görülüyor. Nüfusun çok ciddi bir yarısının gittiği görülüyor. Aynı zamanda Sasani ülkesinde, yani doğudaki Sasani krallığında da bunların yoğun bir şekilde görüldüğünü araştırmacılar tespit etmişler. Evet. Yine önemli salgınlardan dünya ekonomisini sarsmış, dünyayı hem ekonomik hem sosyal olarak sarsmış salgınlardan bir diğeri de İspanyol gribidir. İspanyol gribi adı İspanyol gribidir, fakat bu aslında grip İspanya'dan çıktığı için bu ismi almıyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı koşullarında çok ağır koşullar yaşandığı için o savaşa giren ülkelerde daha çok bu görülüyor. Fakat İspanya savaşa girmediği için ve basını da özgürce yazılar yazabildiği için, üzerinde herhangi bir sansür uygulanmadığı için ve haberlere de rahat bir şekilde ulaşıyor olması sebebiyle İspanya'da, İspanya kaynaklı, yani haberler İspanya'dan çıkıyor. Ama virüs İspanyol kaynaklı değil. Haberler İspanyol kaynaklı olduğu için bu ismi almış, İspanyol gribi. Asıl etkilenen ülkeler hangileridir dersek, asıl etkilenen ülkeler işte Birinci Dünya Savaşı'nın başat ülkeleri, faktör olan ülkeler, İngiltere, Fransa, Almanya gibi, daha sonradan savaşa dahil olan Amerika Birleşik Devletleri de çok etkili oluyor. Zaten Amerikan askerleri tarafından getirildiği söyleniyor Avrupa'ya, evet, bu İspanyol gribinin. Yine tabii savaşın ülkelerinden birisi olan Osmanlı topraklarında da bu gripin oldukça yaygın bir şekilde olduğu tespit ediliyor. Çok geniş bir cephede, biliyorsunuz, Osmanlı Birinci Dünya, evet, Savaşı'na girdi. Galicia cephesi, Çanakkale cephesi, doğuda Sarıkamış cephesi, evet, güneyde Yemen, Filistin cepheleri, Kanal cepheleri gibi çok geniş bir cephede savaş veriyor olması Osmanlı topraklarında salgınlarında çok yıkıcı olmalarına da neden olmuştur. Çünkü asker intikalleri sırasında hem köylere uğramalar, köylerden bazı mikropları, virüsleri kapmalar söz konusu. Yine intikaller sırasında giderken askerlerin diğer köylülere bulaştırması gibi sebeplerle. Yani savaş bittiğinde 18 milyonluk Osmanlı coğrafyasının
13 milyona düştüğünü, yani 5 milyonluk bir nüfusu kaybettiğini biliyoruz. Ama tabii bunun hepsini salgına bağlamak doğru değil. Bunun içerisinde efendim o dönemin zor koşullarında yaşayan kıtlık gibi durumlarda yaşanmıştır. Yine askerlerimizin şehadeti söz konusu gibi nedenlerle çok büyük bir yıkım yaşanmış Osmanlı topraklarında. Yine Atatürk'ün de Vahdettin'le birlikte 1917 yılında bir o zaman padişah değil veliaht henüz daha beraber bir Almanya seferleri söz konusu. Dönüşte Atatürk böbrek rahatsızlığı olduğu için Viyana'da kaplıcalarda kalmak istiyor. Fakat bu kaplıcalarda kaldığı süre içerisinde İspanyol gribi oluyor. İspanyol gribi hastalığına yakalanıyor. Fakat bu İstanbul'a döndükten sonra, kısa bir süre sonra iyileşiyor. Ama tabii etkileri de olmuştur. Evet. Hocam, evet. Peki az önce bahsettiniz ama salgın hastalıklar Avrupa'da yaşanan aydınlanma hareketlerini gelişimi nasıl olmuştur bu çağla birlikte? Nasıl görüyorsunuz siz? Aydınlanma hareketlerine etkili olmuş mu? Evet hocam. Evet. Metin Bey, salgın hastalıklar gerçekten insanlık tarihinde çok önemli yere sahip olmuşlar. Birçok faktörü de etkilemişler. Ülkelerin nüfusları efendim yarı yarıya belki üçte bir oranlarında azalmış. Efendim savaşların bitmelerine dahi neden olmuş olaylar, yani basit olaylar değil. Geçmişte salgın hastalıkların çok yıkıcı etkileri var. Evet. Çünkü başta da söylediğimiz gibi sağlık sistemi bu kadar gelişmiş olmadığı için çok yıkıcı olabiliyor. Hastalıklarla mücadele etmek günümüz kadar kolay değil işin açıkçası. Yine bu salgın hastalıklar içerisinden bahsetmediğimiz bir kara veba var. Evet, kolera, veba, birçok. 1400'lü yılların ortalama 1450 yıllardan itibaren Avrupa'da yaşanan bir kara veba var. Bu kara veba gerçekten Avrupa'yı kasıp kavuran bir veba. Çok sayıda insanların ölmesi söz konusu. Avrupa kıtasını gerçekten alt üst eden bir olay. Hatta filmlere falan konu olmuş bir salgın hastalık olarak ortaya çıkıyor. Şimdi kara veba yaşandığı zaman Vatikan tarafından 9. Papa Gregorius tarafından bir bildiri yayınlanıyor. Bu bildiride şöyle bir ifadesi var. Kedilerin ve bazı kadınların içerisine şeytanların kaçtığını ve bu şeytanların vebaya neden olduğunu söylüyor. Böyle bir bildiri yayınlıyor Avrupa'da. Tabii bu bildirinin yayınlanmasıyla birlikte ciddi bir kedi avı başlıyor. Yani kedilerin itlafı söz konusu. Avrupa'da kedileri itlaf ediyorlar inanç gereği. İnanç devreye girdi mi her şey bitiyor. Tabii. Maalesef kadınların da içerisine, bütün kadınlar değil tabii, bazı kadınların da içerisine yine şeytan kaçtığı düşüncesiyle cadı avı başlıyor. Maalesef çok vahşi bir şekilde kadınların öldürüldüğü, kadınların yakılması söz konusu. Dolayısıyla Avrupa aslında karanlık bir tarihten çıkıyor. Tabii bunu kedi avıyla birlikte de fare popülasyonlarında çok ciddi bir artış meydana gelmeye başlıyor. İşte bu fare popülasyonlarının da çoğalmasıyla birlikte Avrupa'da veba hızlı bir şekilde yayılıyor. Tek sebebi bu değil tabii. Tabii steril ortamların olmaması, hijyen ortamlarının olmaması, pislik gibi nedenler de bu işin içerisinde. Yani farelerin popülasyonu çoğalması vebanın yayılımını artırıyor.
Fakat bu aristokrat, burjuva dediğimiz kısım kesimlerin evlerinde ise kedilere dokunamıyorlar. Onlar biraz daha üst seviye insanlar oldukları için. Ve bakıyorlar ki onların evlerinde kediler rahatça, özgürce yaşayabildikleri için fareler de dolayısıyla çoğalamıyor. Ve o evlerdeki insanlar da şartlar da uygun olduğu için, hijyen şartları da uygun olduğu için ölüm oranları az oluyor. Bu sefer Papa'nın düşünceleri sorgulanmaya başlıyor. Evet. Acaba Papa doğru söylemiyor mu şeklinde bir protestolar başlıyor. İşte 1400'lü yıllardan itibaren bu protestolar neticesinde sadece bu meseleye değil Katolik kilisenin efendim cennetten yer satmalara kadar böyle halkı sömürme yönündeki böyle skolastik bağnaz düşüncelerine karşılık protesto olarak 14. yüzyılda Martin Luther tarafından protestanlık mezhebinin geliştiğini görüyoruz. Evet. Protestanlık mezhebi. İşte protestanlık mezhebi de zaten protesto olarak doğduğu için Vatikan'a aydınlanmacı bir mantık, felsefe taşıyor. Realist bir felsefe üzerine kurulu işin açıkçası. Bunlar tabii ki aydınlanma üzerine etkili faktörler. Evet. Peki bunun yanında başka şunlar da etkili olmuş faktörlerdir. Örneğin özellikle Osmanlı'nın Viyana kapılarına kadar dayanıyor olması, Avrupa'yı işte Osmanlı akıncılarının kasıp kavuruyor olması, bir taraftan da Akdeniz'in Osmanlı gölü haline geliyor olması sebebiyle Avrupa su yollarını ciddi darbe yiyor. Su yollarında ciddi darbeler yemeye başlıyor. Tabii ekonomileri de bu anlamda çok ciddi darbeler yemeye başlıyor. Bununla birlikte Batı arayışa giriyor. Bu arayışla birlikte işte Amerika kıtalarının keşfi söz konusu. Yeni keşiflerin söz konusu, coğrafi keşiflerin söz konusu. Bu yeni coğrafi keşiflerle birlikte o kıtalardaki Aztekler, Mayalar, İnkalar gibi o köklü medeniyetlerin altınları ve zengin madenlerinin Avrupa'ya getirilmesi söz konusu. Dönemi başlıyor. Yani biz bu döneme merkantilizm dönemi de diyoruz. Evet. O dönem başlıyor. İşte o dönemin başlamasıyla birlikte Avrupa'da İspanya, Portekiz, Hollanda gibi o zamanın önemli ülkelerinde ve denizci ülkeleri bunlar aynı zamanda. Ülkelerinde çok ciddi bir zenginleşmeye neden oluyor. Çok ciddi zenginleşmeye neden oluyor. Çünkü bol miktarda madenler geliyor. Büyük zenginleşmelere neden oluyor. Bu zenginleşme daha sonradan gerçi ülkelerin başına enflasyon şeklinde bela oluyorsa da oluyorsa da ama ciddi anlamda bir zenginleşmeye de neden oluyor. İşte bu zenginleşmeyle birlikte Avrupa kıtasında bir burjuva sınıfının doğduğunu görüyoruz. Evet. Aristokrat sınıf zaten var. Yani toprağa dayalı aristokrat bir sınıf zaten var. Evet. Toprak ağalarının olduğu, o zenginlerin, güçlülerin olduğu bir sistem var. Ama ticaret ve efendim tüccarlığa dayalı bir burjuvazi oluşmaya başlıyor. Çünkü zenginlik arttığı için. Bu burjuvazi sınıfın da özelliği şu. Burjuva sınıf sanata ilgi duyuyor. Evet. Eğitime ilgi duyuyor. Edebiyata ilgi duyuyor. Bilime ilgi duyuyor. Sadece ilgi duymakla kalmıyor, bu alanda uğraşan bilim adamlarını da mesela teşvik ediyor. İşte sanat adamlarını da teşvik ediyor. İşte Da Vinci'ler, Michelangelo'lar o dönemde yetişmiş ressamlar. Yine bilim adamları, Kepler, Galileo gibi büyük bilim adamları yetişiyor. Eğitim alanında Erasmus gibi, Machiavelli gibi önemli efendim filozofların yetiştiğini görüyoruz. Yani kısacası Avrupa'da bir Rönesans hareketleri dediğimiz bir aydınlanma çağına girildiği görülüyor. Burada işte sadece bir iki faktöre bağlanamaz tabii ki ama bu Avrupa'nın geçmişindeki bu yaşanan kötü durumlarda Avrupa'nın o Rönesans hareketlerini yaşamasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet hocam, ekonomik bilimin aydınlanma çağında gelişimi nasıl olmuştur? Kısa bahsettiniz. Bu ekonomik açıdan orada iktisat fakültesi mi açılıyor?
ne yapılıyor, mal alım satımı mı artıyor, tarla mı ekiyorlar, halkın anlayacağı dilde sorayım hocam. Bu bilim aydınlanma çağında nasıl gelişim olmuştur? Buyurun. Evet, tabii şimdi biraz tabii bilim dallarında ilerlemenin olduğunu söyledik. Evet. Bu ekonomi bilimi için de geçerli. Evet. Daha yani önceki çağlarda ekonomi bilimi biraz daha böyle adil fiyat, ahlaki düzen, evet, ahlaki fiyat gibi konular üzerinde durulurken 1776 yılında Adam Smith tarafından Ulusların Zenginliği isimli bir kitap, evet, yazılıyor. Kendisi aslında ekonomi bilimci değil, kendisi bir ahlak bilimci. Evet. Ahlak bilimci. O dönemler zaten ekonomi bilimi yok. Ahlak bilimci fakat ekonomi alanında çok ciddi fikirler ortaya atıyor. Mesela atmış olduğu fikirlerden bir tanesi görünmez el ilkesi. Görünmez el. Yani piyasada bir görünmez el vardır. Bu görünmez el efendim herkes kendi faydasını sağlamak için kendi çıkarını korumaya çalışacaktır. Kendi çıkarını korurken de toplum refah kazanacaktır. Toplumun kendi çıkarı kazanacaktır şeklinde böyle görünmez el ilkesi vardır. Hatta şöyle bir örneği var onun. Akşam yemeği örneği. İşte kasap, fırıncı, işte biracı sizin çok iyi niyetli oldukları için bu ürünleri üretmezler. Onlar kendi çıkarları için bunu üretirler. Onlar kendi çıkarları için ürettikleri için sizin de akşam yemeğiniz aslında çıkmış olur şeklinde bir ifadesi var. O biz bu döneme de klasik dönem diyoruz aynı zamanda. Klasikler, evet, dönemi Adam Smith tarafından ortaya atılmış. Yine bu dönemin önemli düşünürlerinden John Baptist Say. Say yasası meşhur. Say yasası var. Mareçler yasası da deniyor buna. Yine o da her arz kendi talebini yaratır diyor. Böyle, evet, kısaca ifade edebiliriz. Her arz kendi talebini yaratır. Yani üretin. Siz ne kadar üretirseniz üretin, bol bile üretseniz fiyatlar düşecektir. O fiyatların düşmesiyle birlikte ona yeni talepler doğacak. Dolayısıyla yeni bir arz ve talep dengesi oluşacak. Yani bugünkü aslında klasikler bugünkü liberalizminde temellerini oluşturan fikirler. Evet. Çünkü bunlar serbest piyasacılar. Yani herhangi bir müdahaleyi, piyasaya herhangi bir müdahale olsun istemeyen düşünceler bunlar. O yüzden bugünkü liberalizm düşüncesinin de kurucuları da diyebiliriz bu klasiklere. Peki hocam, iktisadi krizlerin çözümünde devletler nasıl tedbir almışlardır? Gerek Avrupa'da, gerek Türkiye'de, gerekse o dönemdeki olayları değerlendirecek olursanız. Evet hocam. Evet, şimdi Metin Bey, iktisadi krizler... çok önemli iktisadi krizler yaşanmış dünya üzerinde. Bunların en önemlilerinden, belki de en öğreticilerinden bir tanesi de 1929'da gerçekleşen büyük ekonomik buhran. Bu Amerikan New York borsasının bir gecede %50'ler oranında değer kaybetmesiyle birlikte bir anda hisse senetleri fiyatları yere çakılıyor bir anda. Evet. Bunun arkasında yatan sebepler de işte mevduat ve yatırım bankacılığının o dönemler yasak olmaması ve birlikte yürüyor olması sebebiyle, evet, aşırı derecede bankaların kişilere ev kredileri, konut kredileri vermeleri sebebiyle aşırı bir şişmenin olması, yine piyasada fiyatların, hisse senetlerinin aşırı derecede şişmiş olması nedeniyle bir gecede bu balon patlıyor. Balonun, evet, patlamasıyla birlikte borsa çöküyor. Yalnız bu çöküş sadece borsayla sınırlı kalmıyor. Bu çöküşle birlikte dünyanın o zaman ki en büyük ekonomisi, şu anda öyle de o zaman rakipsiz yani. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa ülkelerinin de çok büyük sıkıntıya düşmüş olmaları sebebiyle Amerika'nın sıkıntıya düşmesi dünyanın da sıkıntıya düşmesine sebep oluyor. Yani Amerika'daki istihdamın yaklaşık olarak %25'i azalıyor. Üretimin de %15'i bir anda azalmış oluyor. Hatta bu o kadar büyük
durumlara, sosyal sıkıntılara neden oluyor ki? Bunu John Schmickel'in Gazap Üzümleri isimli bir kitabı var. Evet. Nobel ödüllü. Onun kitabında da görebiliyoruz. Hatta bunun daha sonradan filmi de yapılmış, Henry Fonda'nın oynadığı. Evet. Burada işsiz kalan Amerikan köylülerinin efendim Kaliforniya yolculukları sırasında, portakal bahçelerinde işçi olarak çalışmak için yolculukları sırasında yaşadıkları o sıkıntılar, o ızdıraplar çok güzel bir şekilde dile getirilmiş bu romanda da aynı zamanda. Evet. İşte Amerika ekonomisinin bu kadar sıkıntıya düşmesiyle birlikte o zaman başkan Hoover 1933 seçimlerinde başkanlığı kaybediyor ve yerine de Franklin Roosevelt başkan olarak geçiyor. Franklin Roosevelt başkan olarak geçmesiyle birlikte New Deal denilen yeni düzen programını devreye sokuyor. Evet. New Deal. Bu program içerisinde birçok politika var ama bu politikaların içerisinde en önemli hususlardan biri de işte bu yatırım ve mevduat bankacılığının birbirinden ayrılması söz konusu. Buna Glass-Steagall anlaşması evet. deniyor. Bu anlaşmaya yeniden geçiliyor. Yine Amerikan Merkez Bankası kuruluyor ve en önemlisi de Keynesyen politikaların uygulandığını görüyoruz. Keynesyen. Keynesyen politika dediğimiz şey de şöyle, onun meşhur bir politikası var, çukur politikasıdır bu. İşte diyor ki eğer devletler krize düşerlerse bir kısım işçiye çukur kazdırsınlar, para ödesinler, bir başka grup işçiye de yine o çukuru doldurtsunlar, tekrar onlara para ödesinler şeklinde. Böylece devlet piyasaya, ekonomiye müdahil oluyor. Evet. Bir taraftan çukur kazdırıyor, bir taraftan aynı çukuru tekrar dolduruyor. Doğru, aslında doğru. Düşündüğümüz zaman çok mantıklı bir iş gibi değil. Evet. Ama ekonominin canlandırması adına böyle bir örnek veriyor. Evet. Tabii işte bu bunu yapmak için de orada Roosevelt tarafından çok büyük otoyol, köprü, baraj inşaatlarına giriliyor ve böylece ekonomiye bir canlılık veriliyor. Bugün dikkat ederseniz bu durgunluk anlarında ekonomiler biraz bu politikalara yöneldikleri fark edebiliriz. Yani evet. hani biraz da böyle inşaat ekonomisi falan evet, diyoruz evet. ya, işte bu biraz bu Keynesyen politikalarda kaynaklanan bir durum. Yani kriz durumlarında devletin evet. piyasayı canlandırmak adına özel sektöründe bulunmadığı sahalarda yalnız. Özel evet. sektöründe bulunmadığı sahalarda yatırım yaparak piyasayı canlandırmaları söz konusu oluyor. Evet. Hocam şimdi pandemi sürecindeyiz. Program başında da ifade ettiğimiz gibi bu salgın hastalıkların etkisi Avrupa'da ve Türkiye'de etkilerini, ekonomik etkilerinden bahsederken şimdi ki süreçte bir Covid-19 salgınıyla karşı karşıyayız. Tam bu bitti bitecek derken bir de Kırım Kongo kanamalı ateşi çıktı. İnşallah ülkemizi de dünyayı da bu salgından, bu hastalıktan, kene ısırması sonucu olan hastalıktan korur. Peki hocam, Covid-19 hastalığının ekonomik etkileri dünyada ve Türkiye'de nasıl olmuştur? Nasıl değerlendiriyorsunuz bir ekonomist olarak, bir profesör olarak? Buyurun hocam. Evet. Şimdi Metin Bey, konuşmamızın başında da ifade ettiğim gibi bu salgın hastalıklar ekonomi anlamında büyük kırılmalara neden oluyor. Kırılmalara neden oluyor. Sebebi de biraz önce ifade ettiğim gibi yine ekonomilerin çok büyümüş olması. Ekonominin çarklarını kolay kolay evet. vurduramıyor olmaları sebebiyle, ciddi yatırımlar yapılmış olması sebebiyle, ödenmesi gereken işte bir takım senetler olması, çekler olması sebebiyle bunlar kolay kolay durdurulamıyor. Dolayısıyla çok ciddi arz ve talep şoklarının yaşanması söz konusu. Evet. Örneğin talepte şöyle bir değişiklik olabiliyor. Özellikle bizim lüks mallar dediğimiz mallarda
talebin bu dönemlerde düştüğünü görüyoruz. Azaldığını görüyoruz. Örneğin bir otomobil satışları Avrupa'da %90 oranında azaldı. Evet. Türkiye'de yine otomobil satışları %15 oranında azaldı. Bu talepte ciddi bir daralma olduğunu gösteriyor. Ama bunun yanında da bir takım gıda ürünleri gibi, temizlik ürünleri gibi ürünlere de tam tersi talebinde bir artış olduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla işte bu tür arz talep yönlü dalgalanmalara neden oluyor. Talep arzı da otomatik olarak tetikliyor ve işte otomobillerin satılamaması otomatik olarak otomobil firmalarının da frene basmalarına neden oluyor. Üretimlerini kesmelerine neden oluyor. İşte işçi çıkarmalarına neden oluyor. Sadece otomotiv örneğini verdik ama diğer sektörler için de bu böyle. Beyaz eşya sektörü için de böyle. Diğer inşaat sektöründe yaşayanlar için de bu böyle. Geri düşmesine arzın sebep oluyor. Daha çok bu da lüks mallarda yaşanıyor. Prior mallar dediğimiz öncelikli mallarda ise bunun artış yaşandığını görüyoruz. Bu sektörler itibariyle olaya bakacak olursak, sektörler itibariyle de özellikle bu COVID-19'dan hizmetler sektörünün çok büyük darbe yediğini görüyoruz. Çünkü insan ilişkisi olduğu için, birebir ilişki olduğu için işte lokantalar, oteller, acenteler, havayolu şirketleri, otobüs şirketleri, işte özel okullar, işte özel dershaneler gibi böyle kurumların çok ciddi olarak bu işten etkilendiğini görüyoruz. Evet. Hizmetler sektörünün. Nispeten sanayi de etkileniyor. Çünkü talebin bazı ürünlerde azaldığını söyledik. Talebin azalmasıyla birlikte sanayi de otomatik olarak frene basmak durumunda kalıyor. Üretimini azaltmak durumunda kalıyor. Orada da çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Tarım sektöründe ise bu sıkıntının biraz daha az olduğunu söyleyebilirim. Evet. Hatta bunu bizim ATET, Tarım Ekonomistleri Derneği ile oradaki arkadaşlarla ve Tarım Bakanlığı'ndan bazı arkadaşlarla da görüştük. Türkiye için söylüyorum, Türkiye'de çok ciddi bir arz sıkıntısı olmayacak tarım ürünleri açısından. Sahadan gelen bilgiler bu şekilde. Tarımsal anlamda, üretim anlamında çok sıkıntı olacağını söyleyemeyiz şu anda. Bu COVID-19'dan dolayı. Yine ekonomi politikaları açısından bu COVID-19'un etkileri içerisinde şunu da söylemek gerekir. Globalleşme mi, korumacı politikalar mı diye bir dönemin meşhur tartışmaların yapıldığı yıllar vardı. Şimdi son zamanlarda biraz daha korumacı politikaların ön planda olduğunu görüyoruz. Yani ulus devletlerin kendilerini daha çok ön plana çıkardıklarını, korumacı politikalara gittiklerini, gümrük duvarlarını artırdıklarını görüyoruz. Dikkat ederseniz bu virüsle birlikte, bu pandemiyle birlikte bir takım ürün gruplarında da ciddi gümrük duvarlarında artışlar söz konusu oldu. Evet. İşte bu biraz daha ülkelerin ekonomik genişlemeden, ekonomik rahatlıktan ziyade bir ülkelerin kendini koruma pozisyonuna geçtiklerini görüyoruz. Evet. Bu da korumacı politikaları daha yoğun bir şekilde uygulayacaklarını yine görüyoruz. Yine bu biraz önce söylediğim Keynesyen politikalar neticesinde kredi faiz oranlarının da ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Evet, düştü. Evet, işte bu da Keynesyen politikalar neticesinde piyasanın canlandırılması adına devletin piyasaya bir müdahaleci olması ile nedeniyledir. Evet. Evet, şimdi az önce hocam devlet tedbir alıyor, faizi düşürüyor. Ev almada, araba almada faizi düşürüyor. Hatta koronadan önce bu ikinci el ve birinci el araçlara bir ciddi manada faiz indirimi krediler bazında bir politika izledi. Ama ikinci el arabalar düşmedi. Daha da arttı. Şu anda
O zaman 20 bin lira olan araba ikinci elde şu anda 40-50 bin lira oldu. Geçenlerde yine devlet kamu bankalarını kullanarak kredi baskılaması meydana getirdi. Düşük faizle ev kredileri meydana getirdik diye için evet. 150 bin lira olan ev 300 bin liraya fırladı. Yani devlet nasıl bir tedbir alması lazım, ne yapması lazım? Bu ev ya da araba fiyatları düşer mi, düşmez mi? Yani ne olur hocam, nasıl görüyorsunuz bir ekonomist olarak? Konumuzun dışında ama bu evet, da benim evet, kafama evet. takıldı. Yok estağfurullah. Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz Metin Bey. Yani bir politikayı uyguladığınız zaman o politikanın etkilerinin ne olacağını ancak piyasada görebilirsiniz. Evet. Yani siz vergi indirirsiniz ama bu vergi indirimi tüketiciye yansıtmak için öngörerek indirirsiniz devlet olarak. Evet. Ama o tüketiciye yansımaz efendim. Diyelim ki üretici fiyatına koyar onu, tekrar tüketiciye yansıtır. Yansıyabilir. Evet. Aynı şekilde işte kredi oranlarını, faiz oranlarını düşürerek piyasanın canlanmasını için devlet burada efendim bir politika izleyebilir. Ama bu dediğiniz gibi ev fiyatlarının artmasına neden olabilir. Evet. İşte onun için bir politikayı uygularken bir düşünüp, bin düşünüp bir yapmak gerekiyor. Yani bunun da önüne çok fazla geçmenin ben imkanlı olduğunu da düşünmüyorum. Onun için biraz daha böyle tedbirli, biraz daha böyle ufak ufak tedbirler, birdenbire böyle faiz oranlarını %90'lardan %60'lara indirmek şeklinde değil de biraz daha böyle küçük küçük piyasaya alıştırarak yapılırsa bu işler ben daha etkili olacağını düşünüyorum. Evet, hocam devlet ekonomiyi canlandırmak adına esnafa da kredi verdi, halka da kredi verdi, 6 ay ödemesiz, çok düşük faizli. Ancak esnaf, ticaret erbabı krediyi aldı, araba aldı. Bunu bir ticarette kullanmadı, başka yerde, ya herkesi kastetmiyorum ben ama işte burada bir iktisadi eğitimin önemin ortaya çıkıyor. Yani o kişiler eğer ki iktisadi ve idari bir ticari bir ilim bilgi almış olsaydı onun orada kullanılmayacağını, onun ticarette kullanılabileceğini, ticarette kullanıldığı zaman o aldığı arabanın daha iyisini alabileceğini gündeme getirebilirdi. Bu ciddi bir sıkıntı Metin Bey. Mesela devlet geçmiş dönemlerde KKDF kredileri, yani tarım kesimine krediler dağıtıyordu, tarımsal krediler. İşte o tarımsal kredileri alan çiftçilerimiz o kredileri aldılar ve işte düğün yaptılar kendilerine. Evet. Veya gittiler işte son model, hiç ihtiyacı olmadığı halde gitti traktör aldı. Evet. Böyle amacının dışında, çok amacının dışında şekilde, yani tarımsal üretimi artırmak amacıyla değil. Amacının dışında farklı yerlerde kullanılması söz konusu oldu. Sizin de bu verdiğiniz örnekte olduğu gibi devlet onu ticari krediler, ticaretini rahatlasın, ticari krediler amacıyla verdi ama insanlar onu tüketim malları için kullandı, başka ihtiyaçları için kullandı ama ticaretin büyümesi için veya ticareti rahatlatmak için kullanmadı. İşte burada da biraz toplumsal anlayış devreye işte giriyor. Devlet, hükümet sonradan farkına vardı bu durumun. Sonraki kredilere ev alırsan veririm diyor, araba alırsan veririm diyor ya da beyaz eşya alırsan onu anlaştığımız firmalar veyahut da yerlerle ilgili faturasını getirirsiniz, biz parasını öderiz. Yani o ilk baştaki pandemi süreciyle veyahut da sizin verdiğiniz örneğin dışında, nakdi şeyin dışında bir faturaya dahil bir mal karşılığı alabilecek bir ürüne para veriyor. Evet hocam, şimdi devam edelim. Hastalık kaynaklı iktisadi bunalımın etkilerini azaltmak adına alınan tedbirleri ekonomik olarak da değerlendirebilir misiniz hocam? Evet, tedbirlerde ekonomik olarak şunları söyleyebiliriz. Özellikle Türkiye'de biraz önce de ifade ettiğimiz gibi faiz oranlarında ciddi bir düşme oldu. Efendim para politikası da yani Merkez Bankası'nın işte faizleri düşürmesi,
gibi, işte para basma gibi efendim işlemleri gerçekleştirmeleri söz konusu oldu. Maliye politikasında yine vergiler konusunda bir takım düşürmeler oldu. Maliye politikasında düzenlemeler oldu. Bir de direkt düzenlemeler dediğimiz, yani halka direkt olarak karşılıksız yardımda bulunmak, işte bu işsiz olan işsiz kalan vatandaşlara yardım etmek şeklinde. Bunu biliyorsunuz işte hani o 29 buhranından da gelen o tecrübeler neticesinde Amerika örneğin bir paket açıkladı. 4 trilyon dolarlık devasa bir paket açıkladı. İşte buradan Covid-19'un Amerikan ekonomisine olan etkilerini azaltmak adına, halka minimum seviyede yansıtmak adına. Yine Almanya büyük bir paket açıkladı biliyorsunuz. Evet. Fransa, İtalya, İspanya, yine Türkiye'nin de bir paket açıklaması söz konusu. Yani kısacası devletler bu işten biraz da pandemi durumlarında veya salgın hastalık durumlarında işte New Deal döneminde olduğu gibi efendim halka yardım etmek durumundalar. Ancak kriz dönemlerini böyle politikalarla aşmak mümkün. Şimdi hocam, ekonometri bölüm başkanısınız. Evet. Sivas Cumhuriyet evet. Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve aynı zamanda İstatistik Anabilim Dalı başkanısınız. Evet, Covid-19 hastalığı günlük vaka sayılarının seyri hakkında istatistiki bir değerlendirme yapar mısınız? Siz elbette rakamlarla, somut verilerle hareket eden bir bilim dalı da görev yapıyorsunuz. İhtisas alanınız bu. Bu değerlendirmelerinizi yapar mısınız saygıdeğer hocam? Evet. Buyurun. Şimdi istatistiki bir analiz yapmadan önce bir arkadaşımızdan rica edelim. Bir grafik 1 vardı. Onu bir ekrana yansıtabilirlerse evet. Grafik 1'de. Oradan normal dağılım eğrisini öncelikle bir anlatmak istiyorum. Evet şu evet. Anda ekrana yansıdı. Biz buna normal dağılım eğrisi diyoruz Metin Bey. Evet, normal evet. Dağılım eğrisi. Şimdi normal dağılım eğrisinin dikkat edersek orta kısmı böyle yüksek, kenarlara doğru gittikçe de azalan bir eğime sahip. Fakat evet. Bu eğim de gittikçe hızlanarak azalıyor. Yalnız evet. Öyle bir sabit bir eğim yok. Sabit olsa zaten üçgen olur bu. Evet. Hızlanarak bir azalış söz konusu. Verilerin, normal dağılım eğrisinde verilerin çok büyük bir kısmı bakın şu orta noktada, şu sıfır evet. Dediğimiz orası serinin orta noktası, evet. Orta noktada yoğunlaşıyor. İşte bir standart sapma kadar sağ ve sol tarafa gittiğimiz zaman eksi bir sigma ve artı bir sigma oluyor. Orası %34 artı %34, yani verilerin %68'inin bu alanda olduğunu görüyoruz. Evet. Yani normal bir dağılımda, birazdan bir örnek vereceğim. Normal bir dağılımda verilerin çok büyük kısmının, yani %64'lük kısmının işte bu ortalama etrafında yer alması söz konusu. Geriye kalan kısmı ise ancak bu uç bölgelere doğru dağılıyor. Evet. Olasılığın, ihtimalin uç bölgelere doğru dağılması söz konusu. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Evet. Diyelim ki üniversitede bir sınıfta öğrencilerin boyları üzerinden bir dağılım araştırması yapacak olsak, normal dağılıma uygunluk araştırması yapacak olsak. Şimdi diyelim ki sınıfta 100 tane öğrencimiz var. 100 tane öğrencinin boy ortalamasını hesapladık. Boy ortalaması diyelim ki 170 santimetre. 1 metre 70 santim yani ortalaması. Evet. Şimdi boy ortalaması 170 santimetre olduğuna göre bunu tam grafiğimizin tam ortasına yazıyoruz. İşte bu ortalamanın olduğu yere bunu koyuyoruz. Evet. 170 santimetre. Şu sıfır yazan yeri 170 olarak evet, düşünelim. 170. Şimdi şöyle bir sınıfta anket yapıyorum. Diyorum ki 170 ile 180 santimetre arasında boy olan arkadaşlar şöyle bir ellerini kaldırsınlar diyoruz. Bir ölçüyoruz. Bakıyoruz ki işte 100 kişilik sınıfın 30-40-45 tanesi civarısı buralarda. Evet. Peki diyorum 180 ile 190 arasında olanlar ellerini kaldırsın. 190 santime çıktık şimdi. Bu aralıkta olanlar. Şimdi o biraz önceki kadar yoğun değil. Daha az parmaklar kalkmaya başlıyor bu sefer.
Çünkü uzun boylular. Evet. 180, 190 uzun boylular. Az. Parmak kaldı. Evet. Evet. İhtimal olarak az olan bölgede, olasılık olarak düşük olan bölgede olduğu için. Peki diyorum, bir soru daha soruyorum. 190 ve daha üzeri boya sahip olanlar el kaldırsın. Bu sefer ya hiç çıkmıyor, evet, ya da çıksa da bir tane falan çıkıyor. Evet. Aynı şekilde, şimdi ortalamanın bir de sol tarafına doğru gidelim. Sol tarafına doğru. Yine ortamız 170. Bu sefer de diyorum ki 160 ile 170 santimetre arasında boyu olanlar el kaldırsın diyorum. Evet. Bu sefer de yine 20, 30, 35 tane öğrencinin el kaldırdığını göreceğiz. Evet. Devam ediyorum. 150 ile 160 santimetre arasında yer alanlar diyorum. Bu sefer parmaklar seyrelmeye başlıyor. Çünkü bunlar kısa boylu. Kısa boylu, evet, yani 150-160 bayağı kısa boylulardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bakın uç sol tarafa, uca doğru gidiyoruz. Uç bölgeye doğru gidiyoruz. Peki 150 santimetreden kısa var mı diyorum. Çok çıkmıyor. Çıksa da tek tük bir iki tane. Peki niye böyle oluyor acaba? Evet. Niye böyle oluyor? Çünkü toplumun normal boy ortalaması 170'ler civarında olduğu için... Evet. Ortalama ve etrafında bir yoğunluk söz konusu. Bakın 160 ile 180 santimetre arasında neredeyse toplumun %60-%70'i burada. Evet. 160 santimetre ile %180 santimetre arasında. Onun dışındaki mesela 180'in üstünde azalıyor, bayağı azalıyor. Evet. 160'ın altında yine azalıyor, bayağı azalıyor. İster sağ tarafa gidelim, ister sol tarafa gidelim. Olasılığın düşmesi söz konusu. İşte biz bu dağılıma normal dağılım diyoruz. Normal olan bu olduğu için. Normal, evet, olan nedir? Normal olan ortalama etrafında bir yoğunluk. Ortalamadan uzaklaştıkça da bu yoğunluğun düşmesi söz konusu olduğu için biz buna normal dağılım eğrisi diyoruz. Evet. Evet, şimdi bu verileri kullanarak COVID-19 verilerine gelelim. Evet, evet, sonraki bir grafiğimize geçiyoruz. Şimdi evet, burada rakamlar grafik 2'de evet, COVID-19'un çıktığı tarihten itibaren işte ilk vakanın görüldüğü tarih 10 Mart gibi, resmi rakamları söylüyorum tabii. Evet. 10 Mart'ta görülüyor ve işte bu rakamları böyle frekansı dediğimiz o sütunda rakamlar ilerliyor. Bir sonraki grafiğe geçecek olursak. Evet, bu rakamları da işte normal dağılım grafiğine yerleştirdiğimiz zaman, evet, grafik 3'e bir gelirsek, grafik 3, bu frekans verilerinin efendim normal dağılımına, evet, normal dağılımda, evet, dağılımı bu şekilde. Evet. İşte 10 Mart ile Haziran'ın işte en son cumartesi gününün verilerini koymuştum. Yani evet, bugün ayın 7'si olduğuna göre 5 Haziran'a kadar olan bir serideki veriler bunlar. Evet. Peki verilere bir baktığımız zaman normal dağılıma tam olarak benzememiş. Ama evet, benzeme eğiliminde. Benzeme eğiliminde. Zaten tüm dağılımlar ortalaması olan, standart sapması olan ve belirli bir efendim ana kütleden çekilen örneklemler hep normal dağılıma benzer veya benzemeye, evet, çalışma eğilimindedirler. İşte COVID-19 verileri de normal dağılıma benziyor mu diye bir baktım. Evet, o normal dağılıma benzeme eğilimindeler. Bakın dikkat ederseniz biraz önceki anlattığım örnekte olduğu gibi, evet, işte 10 Mart'ta işte başlıyor, 2 hastayla başlıyor, 3 hastayla başlıyor, artıyor. Nisan'ın ortalarında, evet, bu maksimum tepe nokta, evet, yapıyor. Bakın tepe nokta, evet, yapıyor, artıyor. Çünkü orası İşte bizim ortalamamızın olduğu yer istatistik olarak baktığımız zaman ve tekrar bir düşüş, evet, başlıyor ve düşme eğiliminde şu anda devam ettiğini görebiliyoruz. Yani buradan şöyle bir istatistik yorum yapabiliriz. Bu eğrinin sağ ve sol tarafı ortalamaya göre simetrik olduğu için şu maksimum noktayı, yani Nisan'ın ortası gibi maksimum orta nokta olarak kabul edersek, yaklaşık olarak orada bir 40 günlük süreç var. Demek ki bu işte o maksimum Nisan ortasındaki yaşamış olduğumuz bu 40 günlük süreci bir de bu tarafa koyduğumuz zaman yaklaşık, evet, olarak işte bu Haziran'ın işte o başları gibi bu hastalığın etkisinin azalacağını bize ifade ediyor. Fakat burada, evet, bir şartımızı da koymamız lazım.
Şimdi bu grafikteki veriler efendim çok sıkı tedbirlerin alındığı dönemleri kapsıyor. Evet. Biliyorsunuz 1 Haziran'dan itibaren bir normalleşme sürecine girildi. Normalleşme sürecine girilmesi bu grafiği değiştirir. Çünkü şartları değiştirdi. Yani farklı şartlarda konuşuyoruz. Şartlar evet. değiştiği zaman seri değişir çünkü. Seri değiştiği için de şartlar değişecek. Grafikte değişiklik olabilir. Yani o eski şartlarla konuşacak olursam ben, yani o tedbirlerin yoğun olarak kullanıldığı dönem şartlarıyla konuşacak olursam, işte Haziran'ın bu dönemlerinde ciddi düşme eğilimlerine evet. girmesi aslında bu grafiğe göre bekleniyordu. Evet. Evet hocam, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Siz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesisiniz. Orada elbette çok sayıda öğrenci yetiştiriyorsunuz. Ekonometri bölüm başkanısınız. Türkiye'de de çok sayıda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi var. Yüzlerce. Evet. Ve bir de açık öğretim var. Açık öğretimden de yüzlerce insan mezun oluyor. Bunlar büyük umutlarla giriyorlar iktisadi ve idari bilimlerine. Hatta birçokları kaymakam olacağım filan. Evet. O genelde söylenir. Olan öğrencilerimiz de var. Onu da söyleyeyim. Olanlar da var. Yani keşke herkes olabilse tabii. oradaki mezunu ama Türkiye'nin imkanları kısıtlı maalesef. Tabii. Bizim de Vizyon 58 televizyonu ve ekonomi politika programında ciddi izleyici kitlemiz var. İktisadi ve idari bilim mezunları ve öğrencileri. Evet. Geçen hafta bir ekonomist yazar arkadaşımız konuğumuzdu. Twitter'da ciddi manada bir TT olduk. Üst evet. konuma geldik. Büyük ilgi alaka gösterdiler ve teşekkürlerini bildirdiler. Siz bu konuda öğrencilere, mezunlara, velilere, ebeveynlere neler önerirsiniz? Özelde mi çalışsın, devlette girmeye mi çalışsın? Ne yapsın bu İktisadi İdari Bilimler Fakülteleri? Nasıl kendilerine bir yol yöntem çizsin? Siz bir hoca olarak düşüncelerinizi evet. alabilir misiniz? Şimdi Metin Bey, geçenlerde basına yansıyan bir haber aklıma geldi. Şimdi siz bu soruyu sorarken. Amerikan oyun devi Zynga denilen bir şirket Türkiye'den PEAK'dı galiba yanlış söylemiyorsam ismi bir oyun şirketini satın aldı. Bu satın almanın bedeli 1.8 trilyon pardon milyar dolarlık bir satın alma. 1.8 milyar dolarlık bir satın alma. Yani devasa evet. bir satın alma. Şimdi düşündüğümüz zaman 1.8 milyar dolar hani söylemesi kolay da yaptığı işlere baktığınız zaman bugün Boğaz Köprüsü gibi iki tane köprü yapar. Evet. Belki yüzlerce hastane yapar, binlerce belki okul yapar bu para. Yani böyle devasa bir paradan bahsediyoruz. Peki bu PEAK dediğimiz bu şirketi kuran genç bir arkadaş. Evet. Basından yansıdığı kadarıyla söylüyorum. Genç bir arkadaş. Bunlar Şişli'de işte bir apartman dairesinde bu işi yaparak başlıyorlar ve 2010 yılı bundan 10 evet. yıl önce başlıyorlar bu işe ve 10 yıl içerisinde 1.8 milyar dolarlık bir şirkete sahip olup bunu işte Amerikalılara satıyorlar. Peki karşılığında biz ülke olarak sattığımız bir mal bir şey var mı? Yani bir efendim köprü mü sattık, bir fabrikamızı mı sattık, bir şey mi sattık? Hayır. Sadece bilgi satıldı. Bilgi evet. üretildi ve bu bilgi satıldı. İşte dünyanın geleceği buralarda, bilgide. Evet. Yani eğer bizim gençlerimiz kendi alanlarında kendilerini çok iyi yetiştirebilirlerse şu anda sıkıntının yaşanması diye bir şey söz konusu değil. Ama dediğim gibi hangi işi yaparsa yapsın, yaptığı işin de niteliğinin de bir önemi yok. Sadece yaptığı işi çok üst seviyeden yapması son derece önemli. Yani evet. kendine güvenecek, kendini yetiştirecek, bu alandaki efendim uzman kişileri dinleyecek, bu alanda yazılmış kitapları okuyacak, forumlara katılacak, sempozyum varsa sempozyumlara yani bu işle hemhal olacak.
Bu şekilde çok başarılı olacaklarına ben inanıyorum. Göreceksiniz Türkiye'de yakında gençlerin çok ciddi böyle şirketler kurarak gayri safi milli hasılamız içerisinde çok önemli yerler tutacağını da yakın bir gelecekte göreceğiz. Ben gençlerimize bu noktada son evet. derece güveniyorum ve bizden mezun olan öğrenciler de kesinlikle olumsuz bir kanıya kapılmasınlar, çalışsınlar, üretsinler. Yani kamu olmuyorsa da özel sektörde her türlü iş imkanları sahip olacaklarını ben buradan ifade edebilirim. Yalnız burada bir de özel sektördeki patronlara da bir söylemimiz olsun. Biliyorsunuz Sivas ilinde birçok sanayi tesisi var. Evet. Organize sanayi bölgesinde. Esnaflarımız, oldukça büyük esnaflarımız var. Bunlara baktığımız zaman genelde aile şirketi şeklinde çalışıyorlar. Evet. Yani üretim yönetim aşamasında genelde hep kendi ailesinden insanlar karar veriyor. Halbuki burada kendini yetiştirmiş bu işte uzman gençleri istihdam etseler mesela yaşanmış olan birçok finansal krizi yaşamamış olacaklardı. Evet. Diye düşünüyorum. Yani onun için onların da biraz gençlerin güvenmelerini ve gençlerin önlerini açmaları gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyorum Metin Bey. Hocam geçen yıl bir İstanbul'a gittim, geziyorum. Baktım birkaç özel üniversite ilan falan vermiş. İşletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümlerimiz falan var diye. Yanımdaki doktor arkadaşa dedim ki ya hani yanlış da anlaşılmasın, benim ikinci bir lisans mezun olduğum bölüm de uluslararası ilişkiler. Evet. O evet. vesileyle çok ben güzel. De bu şeyin içerisindeyim. Çok güzel bir alandır. Hocam dedim ki ne olacak ki, zaten açık öğretimde var yüzlerce iktisadi idari bilimler mezunu, niye para versinler ki orada okusunlar. Siz de öyle demeyin dedi. Öyle İstanbul'da kurumsallaşmış firmalar var ki Cumhurbaşkanı gibi, milletvekili gibi, pilot gibi maaş alıyorlar dedi. Adam parasını güveniyor. Ciddi manada kendini yetiştiren, iktisadi ve idari bilimler alanında birçok mühendisten veyahut da diğer üst seviyede... İşletme alanında. Maaş alma durumları söz konusu tabii ki. Dedi. Yani bu vesileyle de gençlerimiz... birçok imkanın olduğunu hem devlette hem tabii. de özelde, o kadar alan geniş ki, insan kaynakları olsun, işletme olsun, diğer bankalar olsun, sosyal güvenlik kurumları olsun, sanayi olsun, her yerde iş bulabilme imkanı var. Ama sizin de az önce buyurduğunuz gibi önemli olan kendilerini, arkadaşların yetiştirebilmeleri ve geliştirebilmeleri. Gerçekten ciddi manada yetiştirdikleri takdirde belki devlet sektöründen, kamudan 2-3 kat, 4 kat, 5 kat daha fazla maaş tabii, alacaklardır. Kesinlikle. Ve özellikle de işletme ve iktisat ve diğer bölümlerle ilgili iş kurma açısından, bir istihdam oluşturma açısından kendileri bir şeyler üretir, yaparlarsa, sizin az önceki evet. ifade ettiğiniz gibi, hem ülke ekonomimiz adına hem de kendilerinin yetişmesi adına çok önemli olduğunu burada belirtmiş olalım. Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz hususlar, mesajlarınız var mı? Buyurun hocam. Evet, son olarak da salgın hastalıkların gerçekten ekonomi açısından yıkıcı etkilerinin olduğunu biliyoruz. Evet. Bu yıkıcılık daha çok son zamanlarda sağlık sisteminin ilerlemesiyle birlikte ekonomi alanında daha çok yıkıcı olduğunu görüyoruz salgın hastalıkların. İşte bu noktada devletler zaten üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyorlar. Halkımız da biraz daha sabırlı olarak bu süreci atlatmaya çalışacak. Hep beraber çalışacağız inşallah. Evet. Ben teşekkür ediyorum Metin Bey. Hocam biz de programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizden çok önemli bilgiler aldık. Özellikle de Avrupa'daki ve Batı'daki yaşanan hastalıkların getirdiği nokta. Evet. Özellikle de ben not aldım. Avrupa'da kediler ve kadınların işte oradaki
katledilmesi. Evet, katledilmesi, içine şeytan karıştı denilerek, evet. Sonra bir protestanlık etkisi, protesto edilmesi, protestanlığın meydana evet. gelmesi. Bunlar bizim için çok önemli. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir ekonomi politika programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ziya Gökalp Göktolga'yı konuk ettik. Evet Göktolga, bugünkü programımızda salgın hastalıklar sonrası iktisadi krizden bahsetti. Koronavirüs COVID-19 hastalığının istatistiki analizinden bahsetti. Ekonomik etkilerinden bahsetti. Ve son olarak da İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi öğrenci ve mezunlarında öneri, görüş ve düşüncelerini beyan etti. Evet, bir başka ekonomi politika programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız, bizi izlemeye devam ediniz.